Merhabalar, ben Kötü Skrift'e ve baştan aşağı Great Tech 5'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm biraz tuhaf bir bölüm çünkü böyle bir listemiz var. Evet, bu liste tam olarak nedir diye soracak olursanız, şuradan şuraya makinelerin tier'leri. Bunların her biri farklı bir makine. Great Tech makinelerini tanıtacağım size. Çok az makine varmış değil mi? Evet. İlk olarak zaten elektrik furnace'ı biliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hepsinin farklı tier'leri var. Bu arada bazılarında tier'da isim değişiyor. Mesela bunda, bunda falan. Multiblock makinelere değinmeyeceğim. Onlar sonraki bölümümüzün. İlk olarak elektrik furnace. Bildiğiniz furnace. Bu başlangıç seviyesi şu şekilde yapılıyor. Bu ise bu şekilde yapılıyor. Dikkat ederseniz recipe'lerin şekli hep aynı fakat malzemeler değişiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Peki, olay tam olarak ne? Bu 32 IOT kullanıyor. Bu 128, 512, 2048, 8192. Peki, bunlar arasındaki fark ne? Bu en yavaş olanı ama aynı zamanda enerji olarak en verimli olanı. Her bir tier atladıkça hızı 2 katına çıkıyor fakat enerji kullanımı 4 katına çıkıyor. Yani tick başına enerji kullanımı, bunun sonucu olarak totalde enerji, harcadığı enerji 2 katına çıkıyor. Yani nasıl diye soracak olursanız, yani enerji 4 katına çıkıyor, nasıl 2 katı oluyor diye soracak olursanız şöyle düşünün. 4 kat daha fazla enerji tüketiyor bir saniye başına diyelim. Fakat bir işlevi yarı hızında yapıyor. Mesela bunun 2 saniyede pişirdiği bir şey, atıyorum 512 IU tüketiyor. 2 saniyede 5. Tabii bu değil asıl oran da. Öyle tabir etmek için atıyorum. Yani saniye başı 512 IU kullanıyor diyelim. Tik başına da 32 kullanıyor normalde. Yani onu 20 ile çarpacaksınız asıl enerji kullanımı için. Şu an tabir etmek için bir şey atıyorum. Bu onun 4 katı kullanıyor. Yani bu tick başı 2040, ya da saniye başı 2048 kullanıyor. Bu 512, bu 2048. Fakat aralarındaki fark, bu aynı işlevi 2 saniyede yaparken bu 1 saniyede yapıyor. Yani sonuç olarak bu 1024 EU tüketmiş olurken bu ise 2048 EU tüketmiş oluyor. Aynı işlevi daha yarı hızda yarı sürede yaptığı için. Bu şekilde bir mantıkta hesaplayabilirsiniz. Çoğu makinede bu durum geçerli fakat bazı makinelerde gene enerji tüketimi konusunda aynı durum söz konusu fakat bazı makinelerde üst seviyesini yapmak zorundasınız. Mesela furnace için böyle bir zorunluluğunuz yok. Fırında yavaş olsun da verimli olsun ya da yavaş olsun gene ben çok çok yaparım onların hepsi aynı anda çalışır falan diyebilirsiniz. Fakat bazı makinelerde bunu diyemiyorsunuz. Bazı makinelerde üst seviyesini yapmanız gerekir. Hatta bir makinede tavsiyem her daim advance ile başlayın. Fırın bildiğimiz fırın. Onda herhangi bir değişikliğimiz söz konusu değil. Macerator. Bu şekilde yapılıyor bu arada. Tüm recipe'lerine bakalım sırasıyla bunun. Bunda ufak bir değişiklik söz konusu. Bu şekilde yapılıyor. Bunlar bu şekilde yapılıyor. Bunu en iyiye bakarak kurcalarsanız buradan itibaren bir şey değişiyor. Grinding head. Ya diamond ya da tungsten steel. Burada aynısı, burada da aynısı. Burada illa tungsten... Ha yok, değilmiş. Gördüğünüz gibi. Peki, oradan itibaren değişen bir şey var. Bunun sebebi ne? Macerator'ın çıkışı 1. Bunun çıkışı 1. Universal Macerator'da bu oran 2'ye çıkıyor. Çünkü gördüğünüz gibi polarizer recipe'si kullanıyorlar bu arada. Bazıları 2 çıkış veriyor. Bazen 3 çıkış veren makineler var söz konusu. Maden işlerken şundan ilerisine gitmenize gerek yok. Burası tamamen geri dönüşüm için. Ve bazı maden, şöyle madenler 3 tane çıkış verebiliyor fakat ihtiyacımız yok. Yani dust veriyorlar. Stone dust ya da granite dust veriyorlar. Mesela bunlara ihtiyaç duyarsanız bunu yapın. Yani
Kısacası en verimli maden işleme konusunda bundan ileri gitmenize gerek yok. Fakat benim şahsi tavsiyem budur. Fakat resipilere bir bakın derim. Bu ise tamamen makinelerin geri dönüşümü için. Bir makineyi artık kullanmıyorsunuz, onu komple harcamak istiyorsunuz mesela. Mesela şu makine. Kullanmıyoruz artık. Şu malzemeleri ben geri istiyorum. Bunun içine atıyoruz ve geri alıyoruz. Ha, kısacası bu gitgide maden işlemede verimlilik sağlayan bir şey. Bu sadece ana ürünü elde ederken, mesela bir adet ora bakalım. Evet. Bu sadece bunu elde ederken, iki ileri kademesinde yani iki slot olan arkadaşta bunu da elde ediyoruz. Üç slot olan arkadaşta bunu da elde ediyoruz. Extractor buna tabi değil. Sadece gördüğünüz gibi bunları yapıyor. Ayrıca bunda da tıpkı Furnace gibi üst seviyesine ihtiyacınız yok. İşimi yavaş ama emin adımlarla görürüm diyorsanız bunu da yapabiliyorsunuz. Bu arada ileride bazı makineleri hızlıca atlayacağım. Kompresör de aynı şekilde. Alloy Smelter'da durumlar biraz değişiyor. Alloy Smelter'da bir ya da iki recipe fazla EU tüketiyordu. Ama çok değiller yine. Hatta evet 32 EU tüketiyor bu. Bir tane olması lazım çok emin değilim fakat size tavsiyem o recipe'ye denk gelmedikçe kurcalamayın. Ayrıca Alloy Smelter'da şu moldlarla bu tarz şeyler yapabiliyorsunuz. Kısacası Alloy Smelter'ın basic'i de çoğunlukla size yeter. Eğer daha fazlasını isteyen bir şey ihtiyaç bir recipe'ye denk gelirseniz bunu yapabilirsiniz. Fakat günlükte bunu kullanın derim. Ascending Machine kesinlikle değişik EU'ları gereken. Hani her EU'sundan 1, 2, 3, şu ilk 3 kademe, 4'ten emin değilim. Ama ilk 3 kademe kesinlikle bu arada 3.'ü kullanan bir tane. 512 EU'luğunu kullanan bir tane. Yani bu ilk 3 mutlaka lazım size. Bu arada düşük EU'luları hep buna yaptırın. Aksi halde verimsiz olur. Tabi hızlı istiyorsanız o ayrı mevzu. Ben enerjimi çok üretirim. Hızlı olsun derseniz. Bu ilk 3 kademe mutlaka size lazım. Bu arada zaten en baştakini yapmadan diğerlerine geçemezsiniz. Şuradakiler tamam. Şu ikisi tamamen lüks durumda. Ascending Machine nedir diye soracak olursanız bir birleştirici. Çoğu recipe'yi bunun üzerinde yapacaksınız. Ayrıca bazı recipe'leri de otomatikleştirmeniz için mesela şu. 2 tane materyal içeren recipe'leri ya da 3 tane materyal sıvıya çevrilebiliyorsa bir tanesi onları birleştirmek için bu makineyi kullanabiliyorsunuz. Bazı GregTech recipe'leri ise illa bunda yapılıyor. Buna sıvı girişi de yapabiliyorsunuz unutmayın. Ayrıca belirtmeyi unuttuğum bir şey, şu arka kısım çıkış, şuna tıklarsanız eğer item çıkışı veriyor. Yani işlem bittikten sonra çıkan item'ı buraya koyuyor. Bu enerji çıkışı da yapıyor. Evet. Ascending Machine dedik en son, ardından Plating Machine. Bunun, şunlar henüz bir kullanımı olan şeyler değil fakat yani Greg koymuş onları. Normal olarak 32 EU'dan fazlasına ihtiyacınız yok. Bunlar tabii gereksiz yere durmuş. Ve şunları koymanız gerekiyor. Tabii bundan başka çiplerde kullanılmışlığı var. Mesela 2. Metal Bender'da quadruple'ların yapımında kullanılıyor. Başka işlerde de kullanılıyordu. Kısacası bu chipsetlere bakarak işlevini değiştirebiliyorsunuz. Metal Bender'da gene aynı şeyi görüyor. Henüz o yeni implement. Evet, mesela rod yapımında, rebar yapımında kullanabiliyor bu. Ya da cell yapımında kullanılabiliyor. Bunun da çoğunlukla birinci kademesinden sonrasına ihtiyacınız yok. Eğer olur da bir recipe'ye ihtiyaç duyduğunuz bir recipe'ye gerekirseniz bunu yapacaksınız. Onun dışında diğer seviyeler lüks gene. Gelelim Canning Machine. Basit bir arkadaş. Sadece şişelemeye yarıyor. Pilleri falan bunda yapıyoruz bu arada. Onun yanı sıra
Yani çoğunlukla ihtiyaç duyacağınız bir makine, fakat birinci kademesinden fazlasına ihtiyacınız yok. Eğer bir recipe'ye denk gelirseniz, hani ben hata yapmışımdır, bir recipe'ye denk gelirseniz bunu yaparsınız gibi yaparsınız. İyi usuna bakın recipe'lerin önce. Cutting machine. Bir sıvı gerekiyor buna. Ya su, ya distilled water, ya da lubricant. Lubricant tavsiye ederim üretebilirseniz eğer. Bu breathing machine de üretiliyor ya da distiller de üretiliyor. Lubricant çok daha hızlı, gördüğünüz gibi. Benzer bir işlem fakat 1 saniyeye süresini düşürüyor. Tabii dur. Şunu gösterelim hemen. Cutting saw. Evet. Burada 4 saniye. Burada 9 saniye. Yani kısacası toplamda kullandığınız enerjiyi düşürüyor. Cutting saw aynı zamanda plate bending'in yerine kullanılabilir. Blok koyarsanız eğer 9 tane çıkış sağlar. Ayrıca bazı şeyleri illa bunda kesmeniz lazım. Ve odun elde etmek konusunda en önemli yöntem bu. İlk bölümü izlerseniz eğer bunda 6 tane odun elde edebiliyorsunuz. Şu an kadar baktığınız üzere neredeyse hepsi 4 kullanıyor. Bir tane 30 kullanan var. Dediğim gibi denk gelmediğiniz sürece yüksek level'ını yapmanıza gerek yok. Eğer hız isterseniz lüksünüze kalmış bu da size. Extruder. Bu kesinlikle mükemmel bir makine. Extruder shape'lere bakalım. Gördüğünüz gibi. Plate, rod, bolt, ring, cell, ingot, wire, casting, pipe'lar, block, sword blade, pickaxe head vesaire vesaire, file head, saw blade, gear ve bottle. Bunları elde etmeniz için bir makine. Kısacası bu çoğu makinenin, pek çok makinenin işini tek başına bir adet workshop makinesi olarak görüyor. Sıkıntısı bu arada neredeyse her recipe'si, bu arada tabii böyle ağır metaller kullandığı takdirde 512 istiyor. Fakat çoğunlukla 128 tüketiyor. Bunun en baştaki versiyonu 32 EU tüketen rubber işlemek dışında hiçbir iş yapamaz. O yüzden buna geç, bunu yapın direkt. Tabii ileride buna da ihtiyaç duyacaksınız. Extruder kısacası çalışma alanınız için, yani elle yapıcı kullanacağınız makineler, otomatikleştirmeyeceğiniz makineler için mükemmel bir makine. Lathe ise, nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Bolt, vida, rod vesaire vesaire yapımında kullanılan bir makine. Gene ayrıyeten lens yapımında da kullanılıyor. Lensler birazdan değineceğim bir makine de aşırı önemli. Yani Lathe'de kesinlikle workshop'ınızın olmazsa olmaz bir makinesi. Ayrıca otomatikleştirme için. Microwave ilginç bir makine. Fırın diyebilirsiniz fakat fırın olarak müdahale et. Asla muamele göstermeyin. Bunda olay şu. Hatta bir deneme yapalım şimdi. Uzaklaşmak istiyorum önce. Evet, bana bir pil ver. Tabii buraya gel. Ardından beef ver. Gördüğünüz gibi hızlı bir biçimde biftekleri pişiyor. Fakat bir saçmalık yapıp bunu yaparsanız eğer patlar. Kısacası gerçek mikrodalga fırınlara benzer bir yapıda çalışıyor. Asla içine bir metal koymayın. Yemek dışında herhangi bir şey koymayın hatta. Printer kaydedilmiş verileri yazmamızı yarıyor. Bu şekilde buraya data zımbırtısını koyuyoruz. Bu bir çeşit USB bellek, LaTeX'in USB belleği. Bunu kullanmıyor. Haritaları falan kaydetmemizi sağlıyor. Kitapları kaydetmemizi sağlıyor. Şudur budur. Ayrıca GreatTech'in manualını elde etmemizi sağlıyor. Recycler. Basitçe. Gösterelim hemen. Hemen pilimizi alalım. Şöyle orta tuşla kopyalayalım. Ardından buna stone verelim. Gördüğünüz gibi bunları yok ediyor.
üst versiyonlarına bir bakalım. Ardından Stone. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı bir biçimde çalışıyor. Ufak bir olasılıkla... Ha tabii dur. Stone'lardan artık elde edemiyorduk. Mesela bundan elde ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi Scrap elde ediyoruz ve Scrap yakıt olarak kullanabiliyoruz. IC2'da alışkınsınız zaten. Bunun yanı sıra bundan yapımı da elde ediliyormuş. Ve birazdan göstereceğim bazı makinelerde gösteriliyor. Evet. Sıradaki makine Scanner. Bu birkaç farklı işe yarıyor. Bir, Uliometer ile üreteceğimiz şeyleri taramamızı sağlıyor. Tabii dustlarını tarıyoruz. Bunun yanı sıra eğer gördüğünüz gibi kitapları tarayabiliyor, şu haritaları tarayabiliyor. Bir başka şey daha IC2 croplarını tarayabiliyor. Tabii bunları da kopyalamamızı sağlıyor. Hani ve eğer Forester'ı yüklüyse, bu arada cropları gördünüz. Forester'ı yüklüyse arıları kopyalamamızı sağlıyor. Hiçbir SP 32 EU'dan fazla kullanmıyor. Emin olalım hemen. Süreleri değişiyor tabii. Yani tarama süresi bayağı uzun gördüğünüz gibi. O yüzden üst seviyelerine ihtiyaç duyabilirsiniz belki. Zaten aslında bunu çoğunlukla bir seferlik bir cihaz olduğunu hesaba katarsak şu seviye bence mantıklı bir seviye. 512 EU kullanan. Evet, scanner da bu işe yarıyor ve şurada bir adet USB belleğe kaydediyor. Wiremill, kablo yapımında kullanılan bir arkadaş kendisi. Gördüğünüz gibi bu kablo yapımında işimize yarıyor. Bunlar yeni eklenen bir zımbırtı. Henüz bir kullanımları yok ama crafting recipe'lerinde kullanılacaklar. Kabloları bununla bu arkadaşla elde ediyoruz. Tabi IC2 kablolarını da elde edebiliyoruz. Şu plate koyarsak eğer. Bunun da çoğunlukla üst seviyelerine ihtiyacınız yok. Hatta neredeyse hiç yok. Fakat ihtiyaç duyarsanız eğer daha önce de dediğim gibi yaparsınız. Centrifuge. Centrifuge basit olarak bir şeyleri yapım malzemelerine elde etmek. Mesela Blue Steel Dust. Bu şekilde yapılıyor. Bu malzemelerin her birini ayrıştırıyor. Ayrıca bazı şeyler sıvı çıkışları da yapıyor. Metan gibi. Ve böyle. Bir makine kendisi. Bazı şeyler değişik EU'lar kullanıyor. Mesela uranyum. Gördüğünüz gibi bunu kullanıyor vesaire. Yani kısacası üst seviyelerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Electrolyzer. Aynı şekilde benzer bir işe yarıyor. Ayrıyeten Applied Energy 6'in Charge Status kartlarını elde etmemiz için gerekli. Yani kullanılabiliyor. Ve bu da çoğunlukla bu versiyonu kullanıyor. Fakat bununla da yapabileceğiniz bazı şeyler var. Fakat çoğunlukla bunu tavsiye ederim. Bazı otomatikleştirmekler için buna ihtiyaç bu yetiyorsa eğer bunu kullanın ama. Diğerleri şu seviyeye kadar olanları gerekliyken buradan sonrası lüks gene. Zaten o en arka ikisi neredeyse hep lüks. Thermal Centrifuge, IC2'nin Thermal Centrifuge ile aynı. Oraları işlemek için başka bir alternatif yok. Bu da istediğiniz şekilde çalıştırabilir. Ore Washing Plant'i gene IC2'nin Ore Washing Plant'i maden işlemek için gerekli. Packager, şu crate'ler üzerine daha kolay, yani 16 tane aleti beraber taşımanızı sağlıyor. Ayrıyeten şu şematiklerle bunları da elde edebiliyorsunuz. Ya da kabloları daha otomatize etmeniz için bir yol. Gene bunun yüksek EU'larına ihtiyacınız yok. Fakat illa über hızlı olsun, saniyede 20 tane üretsin derseniz size kalmış. Basic Unpackager ise bunun tam tersi. Chemical Reactor pek çok iş için gerekli bir şey. Mesela bunun yapımı için gerekli.
ya da nitro dizel benim çok kullandığım bir şey için kesinlikle gerekli dizel ve ya da fuel ve glisevil koyuyorsun buz içine ve bir trolleyen bir ineğimiz var. Chemical Reactor'da çoğu recipe'de işimize yarayan bir arkadaş. Ve bunun da sanırım çoğu recipe'de evet neredeyse her recipe'si 30 yiyor tüketiyor. Hatta bir tekrar bakalım. Evet 30 yiyor. Eğer fazlasına denk gelirseniz yapacağınızı biliyorsunuz. Ama ben denk gelmedim. Fluid Canner yine basit bir arkadaş. Sıvıları şişelememizi sağlıyor. Yani bazı recipe'ler için gerekli olacak bir arkadaş kendisi. Rock Breaker ilginç bir makine. Kabaca tarif edecek olursak eğer içine bir lityum bateri koyalım ve önüne tabi bunu kırmıyordu. Buna lav ve su koymamız lazım. Bununla birlikte bu arkadaş taş üretmeye başlıyor. Eğer redstone'u da koyarsak obsidian üretiyor. Ya kısacası kendisi bir cobblestone generator. Disassembler gene ilginç bir makine. Basitçe gösterecek olursak eğer bunun üst versiyonunu da göstermek istiyorum çünkü gördüğünüz gibi %100 verimlilik, %60 verimlilik. Alt versiyonunu da göstereceğim, üst versiyonunu da göstereceğim. Microwave varmış elimde. Battery gel. Lepatronic Energy Orb. Sen de gel. Evet. Disassembler işlemedi bunu. İlginç. Normalde çalışması lazım. Başka bir makinede deneyelim. Mesela ilginç. Sanırım Greg bunu devre dışı bırakmaya karar vermiş. Ama hala yapılışı duruyor. Hatta bir bakalım. Evet yapılışı hala duruyor ancak çalışmıyor. Normalde bu bir şeyleri parçalamak için kullanılıyordu. Mass Fabricator alıştığınız gibi UU-Meter ile Scrap ile UU-Meter üretiyor. Tabi bunun olayı her üst sürümde verimliliği artıyor. Yani kısacası daha verimli bir biçimde elde ediyorsunuz. Ve Amplification. Bu nedir diye soracak olursanız UU-Amplifier elde ediyor bu. UU Amplifier nedir diye soracak olursanız bunu Mass Fabricator'a koyuyorsunuz, şu alana denk geliyor ve çok daha hızlı bir biçimde UU Meter üretmesini sağlıyor. Replicator ise şuraya o USB belleğimizi koyuyoruz, UU Meter'ımızı koyuyoruz ve bize istediğimiz makineyi üretiyor. Yani istediğimiz şeyi üretiyor. Tabii buna bir controller falan koyduğumuz takdirde açıp kapatabiliyoruz. Basic Brewery, dersi Brewery gördüğünüz gibi değişik sıvılar elde etmemize yarıyor. Çoğunlukla içkiler ya da zımbırtılar. Mesela burada bira elde edebiliyoruz. Fermenter gene aynı şekilde. Ayrıca eğer forester kuruluysa biofuel elde etmenizi de sağlıyor. Yani etanol. Fluid Extractor. Gene değişik EU'larına ihtiyaç duyabileceğiniz bir şey. Bir şeyleri sıvıya çeviriyor. Bunun temel amacı bu. Ya sıvı metallerde işimize yarayacak bir şey. Bu ise bunun tam tersi, sıvı olan bir şeyi katıya çeviriyor. Ayrıca şu moldlar ile moldları göstermiştim. Hatta burada da. Bunlar ile değişik şeyleri de çevirebiliyor. Distillery. Şurada chipset ile ne yapması gerektiğini seçiyorsunuz. Oil, fuel, lubricant, suyu distilled water'a yani daha değerli bir suya çevirebiliyor. Tekrar oil, metan, sulfuric acid,
yani sülfürik asit, yine metan, kresot oil lubricant, doğalgazı gene metan, doğalgaz nasıl elde ediliyor bilmiyorum. Tabi oillerin değişik versiyonları. Biomass'i water, tabi bu normalde biofuel olacak, etanol. Tabi 5'teymiş bu. Seed oil lubricant gene. Glycerin, bu nitrodizel elde etmemizi sağlıyor. Fuel. Kısacası, etanol. Bunu da yakıt olarak kullanıyoruz. Bu da bu işe yarıyor. Çoğunlukla üst seviyelerine ihtiyacımız yok. Hatta kontrol edeyim. Evet, üst seviyelerine ihtiyacımız yok. Fakat hızlı çalışsın istiyorsanız mesela benim gibi ben advanced, kendi serimde advanced'lerini kullanıyorum. Üst seviyelerini yapabilirsiniz. Chemical bath. Bir şeyleri temizlemek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra mesela Electrum Arrow'a Disjunction özelliği eklenmiş bunda. Bunda Fire Aspect özelliği eklenmiş. Bunun gibi şeyler eklenebilir ya da bazı orları daha verimli, daha değişik bir işleme yöntemi olarak kullanılabilir. Polarizer, kesinlikle işinize yarayacak bir şey. Bazı recipe'lerde magnetic rod'lar gerekiyor. Hatta neredeyse her recipe, her makinenin recipe'sinde gerekiyor. Polarizer bunu çok daha ucuza yapmanızı sağlıyor. Ki sadece iron'ını redstone ile yapabilirsiniz. Fakat steel'dir, şudur, budur yapmaya çalışan sakirde onları redstone'la yapamıyorsunuz. Hatta bakalım, evet. Steel burada. Ha, steel değilmiş, neodyummuş. Gördüğünüz gibi bunun başka bir yapılışı yok. Polarizer gene gereken bir ürün. Electromagnetic separator, bazı manyetik madenler var. Pyrite'dir. Budur, şudur, budur. Onları işlerken bu da değişik bir yöntem. Ben onları da tercihim, bunu tercih ediyorum. Autoclave ise dustları çoğunlukla yani yüksek bir şansla distilled water kullanırsanız şansınız artıyor, normal water kullanırsanız düşüyor. Evet, mesela bu %90'dı, %70 olmuş. Evet, distilled water'da 90. Bunları çevirmeniz, yani gemlerini, yani kristallerini çevirmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra seedleri, Epite Energy'deki seedlerini direkt büyütmenizi de sağlıyor. En azından evet, hepsini büyütmenizi sağlıyor. Tabii 50 saniye alıyor. Tabii Epite Energy'sin kendi başlangıç yönteminden kat ve kat daha hızlı. Ayrıca önemli bir recipe söz konusu. Onu bulabilirsem eğer. Enerji kristal neredesin? Enerji kristal. Enerji kristalinin yapımı için kesinlikle bu şart. Ve bunun 512 EU tüketen versiyonu şart. Mixer. Bunları sıvılaştırmamızı da sağlıyor. Ayrıca başka bir işi, bazı şeyleri karıştırmamızı sağlıyor. Ya kısacası bir otomatikleşme aracı. Mesela şu dog üretiminde kesinlikle çok daha verimli bir şey elde ediyor. Laser zımbırtısı bilmem ne bilmem ne. Bunu tam okuyamıyorum. Evet. Bu lens kullanıyor. Her lens farklı bir şey elde ediyor. Bu şu tarz şey. Özellikle ruby lensi çok kullanacaksınız. Chipsetleri çok rahat. Evet, chipsetleri çok daha rahat yapmanızı sağlıyor. Ayrıca bunu da yapmanızı sağlıyor. Kısacası kesinlikle ihtiyaç duyduğunuz bir makine. Fakat benden size tavsiye, bu versiyonunu hiç yapmayın. Direkt şu versiyonu da yapın. Şu ve şu versiyonu en çok kullanacaklarınız. Bunu neredeyse hiç kullanmayacaksınız. Hatta şunu bile kullanabilirsiniz. Forming Press. Gördüğünüz gibi bu tarz şeyleri basmanızı sağlıyor. Ayrıca Epic Energy'sinin aletlerini de üretebiliyor. Ve geçmiş chipsetleri yapmak için, atarsa ucuza chip yapmak için bu gerekli. Kısacası kesinlikle olmazsa olmaz bir makine. Bunun da bu versiyonunu yapmayın derim. Şu ve şu versiyonunu yapın derim. Four Chamber, Four Chamber'ın aynısı, sadece elektrikle çalışanı. Fluid Heater. Gördüğünüz gibi bu kolay bir
Steam üretme yolu. Tabii biraz pahalı diğerlerine kıyasla. Çok daha değişik yöntemler var. Onları multiblock videosunda değineceğiz. Slicing machine yine kesmeye yarıyor. Tabii bunu yerleştirmemiz lazım. 12 tane recipe'si var zaten ve bir de patates kızartması yapıyor. Swifting machine ilginç bir işlem yöntemi. Gemlerin yani diamond'dır, amber'dır, lapis'dir vesairenin daha kolay bir işleme yöntemi kendisi. %1 şansla exclusive yani şu normal halinden 4 kat daha kaliteli, 4 kat daha fazla olan bir versiyonu. %4 şansla 2, %15 şansla normali, %20 şansla azı, yarısı, 4'te 1'i, %40 şansla, %50 şansla da bunu veriyor. Hepsini aynı anda da verebilir bu arada. Ya Dustin'ı veriyor. Bu şekilde bir işleme yöntemi. Şansa dayalı gitmek istiyorsanız bu aslında cidden verimli bir yöntem. Fakat işim garanti olsun falan filan derseniz bunu hiç kullanmayın. Arc Furnace. Her şeyi, eskiden Great Lake'te bir şeyi fırına attığınızda onun malzemelerini alabiliyorken şimdi artık bu söz konusu değil. Mesela input bus'a atıyorsunuz ve 4 tane malzemesi var. O 4'ünü de geri alıyorsunuz. Böyle bir arkadaş kendisi. Ama tabii buna oksijen sağlamanız lazım. Bu ise onun plazma ile çalıştığı versiyonu. Fakat plazmayı henüz elde edemiyoruz. Henüz Greg ona eklemedi. Ve oven. Bu nedir diye soracak olursanız furnace. Zaten açıklamasına bakalım hemen. Just a furnace with a different design. Yani sadece farklı bir dizayna sahip bir fırın. Evet. Ve karşınızda Great Lake'in tüm multiblock olmayan makinelerini tanıttım. Huh. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.